Ben Karamürselliyim. Burada doğdum. İlkokula burada değil de İstanbul'a başlamamı isteyen bir halam vardı. Evet sevgili çocuklar, bendeniz Sermet Erkin. Bakalım sizlere bugün hangi sihirli masalı anlatacağım? Evet, bugün anlatacağım sihirli masal üç kardeşin başından geçmiş. Tabii... Teşvikiye çıktık kiracı olarak. Zat-ı Sungur'a kiracı oldum. Düşünün o yaşta, birinci sınıfta yani 7 yaşında bir çocuk. Arkasından portakalları yürüten, efendim işte yumurtayı kırıp içinden altın liralar çıkarttığı söylenen bir insanın her gün yanında. Üç katlı bir evde zaten. En üst katta oturdu. Orta katta biz alt kat atölye. Bütün düşünün ki oyunlar hazırlanıyor, kızlar geliyor, provalar yapılıyor, ördekler besleniyor, işte kuşlar var, tavşanlar var ve ben o dünyadayım. Yani bu şey, Oz büyücüsünün şeyi gibi. Yahut da Walt Disney, Disneyland gibi bir yer benim için. İlkokulda ben müsamere yıldızıydım. Her sene Nasrettin Hoca oynardım. Mandolin çalardım. Yani sanatla iç içe biriydim. Yanan orman yerine ne dikiyoruz? Ağaç! Ağaç bulamazsak? Çiçek! Dikiyoruz o zaman hep birlikte bir kocaman hokus pokus! Hokus pokus! Konservatuar eğitimi almadım ama hakkıyla olan bir yaşamın, hayatın içinde bir eğitim aldım. Üfleyiniz, üfleyiniz, üfleyiniz. Daha televizyon yok, TRT yok. Deneme yayınları, Maçka Maden Fakültesi'nde. Ben de Teşvikiye'de senin sırada okuyorum. Bizi şeye götürdüler, program çekimine. Hem televizyonu görüyorum hem bir program. O zaman bir deneme yayını, Perşembe günleri 4'ten 7'ye kadar. Bir aksilik oldu. Bir anda Halit Kıvanç dedi ki, bir çocuklardan biri bir şey yapsın, şarkı söylesin, şiir okusun, fıkra anlatsın falan. Onlar o meseleyi çocuğum. Öğretmen de birden, Sermet gel bakayım çocuğum dedi, ben gittim. Hadi dedi, çık bir şey yap. Bir şiir oku dedi bana. Fakir bir şairim ama yüreğim zengin acarım. Ben yağmurdan, yaştan değil, aşkından sana sıklamam. Yağmur üstüme üstüme, varsın yağsın küçük hanım diye bunu okudum. Vakit doldu. Ondan sonra beni beğendiler. Bu çocuk her hafta gelsin dediler. Hadi ben her hafta gidiyordum. Ama amacı yok. Öğretmen dedi ki, illüzyon mu yapsın, ne yapsın? Hani o zaman yapıyorum ya, onu ben istemedim. Çünkü rezil olurum falan diye korkuyorum. Ben çocuk haberleri okurdum. Üniversiteye başladım da artık ben şöhrettim. O zaman bayağı şöhrettim. Yani Türkiye'nin tanıdığı. Çünkü bir tek TRT var. Ve ben düşünün TRT'de çocuk programı yapıyorum, pazar programı yapıyorum, gece programı yapıyorum. Ve sürekli ben varım. Beni hatırladığınız için sizlere ve tüm seyircilere sonsuz teşekkür ediyorum. Bir dahaki zamanda görüşene kadar mutlu kalın diyorum.